yaşay sen ay kız, gül çiçek sen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Gül çiçek sen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Çiçek sen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Ne geçey sen ay kız, gül çiçek sen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Sizinle yeniden buluşmak güzel. Üç çizgiye hoş geldiniz. Program başında Reşit Behbudov'un ifasında hepimizin severek dinlediği ve bildiği Reyhan şarkısını hep birlikte dinledik. Programın başından da belli olduğu gibi bugün Azerbaycan'ın dünyayı saran sesi Reşit Behbudov hakkında sohbet edeceğiz. Bugün programımızın konuğu Sabina Mustafayeva'dır. Kendisi Anadolu Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde eğitim almış. Şu an aktif Eczacılık Fakültesi'nde faaliyetinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nin kurucularından biri olmuştur. Sabina Hanım, programımıza hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ama en önemlisi de keyifli akşamlar diliyorum. Konuşmaya başlamadan önce sizin vasıtanız ile hem STV kanalına hem Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'ne hem de size Nilüfer Hanım teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Çok ama çok değerli bir sanatçımızın hayatını ve sanatını tanıtmak ve anlatmak fırsatını da bana yarattığınız için ayrıyeten minnettarlık duyuyorum. Biz teşekkür ederiz Sabina Hanım. Değerli izleyenler, Reşit Behbudov müzik kültürüne dahil olmuş Azerbaycan'ın en güzel ve özel seslerinden biri, aynı zamanda bir oyuncu, halk sanatından esinlenerek modern eylemleri de buraya katarak bir müzik tiyatrosunun yaratıcısıdır, kurucusudur. Onu tüm dünyaya sevdiren birçok özellikleri vardır. Dünya ülkeleri onu seve seve izler ve her zaman konserlerine gelirdi. Böyle bir mühim bir sanatçıydı Reşit Behbudov. Onun esas özellikleri, kendini dünyaya sevdiren özellikleri, sanata olan tutkusu, şirin lahçesi, tatlı lahçesi, aksanı ve her zamanki gibi onun net şekilde telaffuz etmesi ve sesindeki özel duygusu onu başkalarına sevdiren özellikleriydi. Elbette bu özellikleri arttırabilir ancak bu özelliklere Sabina Hanım'la birlikte program boyunca değineceğiz. Evet, program boyunca Reşit Behbudov'un aynı zamanda birçok müziğini dinleyeceğiz. Bu program biraz müzikli geçecek değerli izleyenler. Sabina Hanım, sohbetimize öncelikle Reşit Behbudov hakkında kısa bilgi vererek başlamamızı rica edeceğim. Reşit Behbudov kimdir? Bir de sizden dinleyelim. Reşit Behbudov kimdir sorulduğundan şunu söyleyebilirim. Reşit Behbudov sadece müzikle dünyanın değişebileceğini savunan coşkulu bir sanatçıydı. Azerbaycan ezgilerini ve Batı müziğini harmanlayarak yetenekli bir besteciydi. Reşit Behbudov dünyaca ünlü bir şarkıcıydı. Neden dünyaca ünlü diyorum? Çünkü o 40'tan fazla ülkede ve 40 dilde şarkı söyleyen herhalde benim anlayışımda yegane şarkıcılardan ve ustalardan biriydi.
Aynı zamanda da o hem eski Sovyetler Birliği'nin ve Azerbaycan'ın devlet ödüllerini almış önemli bir sanatçısıydı. Hatta şöyle söyleyebilirim, sosyalist emekçi kahramanı unvanına layık görülmüştü. Azerbaycan'ın sizin biraz önce söylediğiniz gibi de ilk şarkı tiyatrosunun kurucusu, solisti ve emektarıydı. Reşit Behbudov'u anlatmakla bitmez. O aynı zamanda da bir film yıldızıydı. Vatanı ve halkını son derece seviyordu. Ve ona olan bağlılığı, vatanına olan bağlılığını da kendi şarkılarıyla tüm dünyaya duyurarak ve kendi yetenekleriyle de sanat dünyasında yeni bir yol açmış bir insan idi. Reşit Behbudov kendi üslubu ile oyunculuğu ve şarkıcılığı harmanlayarak büyük bir sahne modülü yaratmıştı Azerbaycan'da. Bunları söyleyebilirim. Teşekkürler Sabine Hanım. Aynı şekilde hakikaten de çok Reşit Behbudov çok büyük bir sanatçı olmasının yanı sıra hem de çok büyük bir vatanseverdir. Karabağ, Azerbaycan kelimeleri hiçbir zaman onun ağzından düşmezdi. Ve her zaman çoğunlukla konserlerinde ilk olarak Azerbaycan şarkısıyla başlardı. Reşit Behbudov birçok şarkıları vardır ki okuduğu her şarkıya kendi imzasını atıyordu. Bu şarkılardan biri de aslında ayrılık şarkısıydı. Şimdi onun veteresine ayrılacağız. Değerli izleyenler, birçoğumuzun özlem ve aşk olarak, aşk şarkısı olarak bildiğimiz ayrılık da bu şarkılardan bir tanesidir. Evet, ayrılık şarkısında da aşk da vardır, özlem de vardır. Lakin bu aşk vatan aşkı, bu aşk, bu özlem vatan özlemidir. Bunun yanı sıra aslında bu şarkı Güney ve Kuzey Azerbaycan arasındaki manevi birliği gösteren bir şarkı. Ayrılığı dinleyelim hep beraber, sonra yeniden stüdyoda sizlerle beraberiz. Yatabilirim bu fikri başımdan ata. Evet, yeniden stüdyodayız. Değerli izleyenler, bugün Azerbaycan'ın önemli sesi olan Reşit Behbudov hakkında konuşuyoruz. Sabine Hanım, biraz da Reşit Behbudov'un ailesi hakkında, çocukluğu hakkında konuşalım. Nasıl bir çocukluk geçirdi? Bir dönem oldu onların maddi açıdan sorunları yaşandı ve bu dönemde çocuk yaşlarında Reşit Behbudov çalışmaya başladı. Buna da değinelim ve Reşit Behbudov sanata nasıl geldi? Hangi adımları attı? Şunlardan bahsedelim lütfen. Tabii. Reşit Behbudov 19 Aralık 1915 yılında Gürcistan şehrinin şimdiki başkenti olan Tiflis'te doğuyor. Babası Mecid Behbudov
Azerbaycan'ın ünlü ozanlarından birisiydi. Annesi ise Firuze Behbatova, kadın derneklerinde tiyatro dersleri veren bir Rusça öğretmeniydi. Aslında Reşit Behbudov çekinliği yüzünden sesinin güzelliği, Reşit Behbudov'un çekingenliği yüzünden sesinin güzelliği çok geç fark ediliyor. O da meyve kuruturken evlerinin çatısına çıktı ve şarkı söylediği zaman babası tarafından fark ediliyor. Ve bu şekilde keşfediliyor. Reşit Behbudov kendi çocukluğuyla ilgili şöyle şeyler anlatıyordu. Ben ailenin en küçüğüydüm ve annem işe gittiği zaman çok üzülürdüm ve arkasınca koşup ağlardım. Hatta o gelene kadar pencerenin önünde oturup onu beklerdim. Annem yemek yaparken hep onu izlerdi ve annem şöyle söylerdi bana: "Oğlum, her şeyi yapmak zorunda değilsin ama öğrenmekte fayda var. Mesela bir gün evlenirsen ve eşin yemek yapmasını bilmezse ne yaparsın? Kalkıp kendi yemek yaparsın. O yüzden de bakıp gözlemleyip öğrenmen sana birçok şey katacak bu hayatta" derdi. Ve Reşit Behbudov'un yetenekleri hakikaten de yemek konusunda da çok başarılıydı, öyle anlatıyorlar. Ve bunun başarıları hem marangozlukta hem çilingirlikte hem de saymakla bitmez bir sürü özellikleri vardı. Ama en büyük özelliği de tabii ki onun şarkı söylemesiydi. İlkokulunu Reşit Behbudov Zapivalov İlkokulu'nda başlıyor ve 2 sene sonra okulun en başarılı öğrencisi olmayı başarıyor. Annesinin düzenlediği tiyatro sahnelerinde küçük roller alıyor ve aynı zamanda da okul korosunun baş solistliğini yapıyor. Ve buradan da Reşit'in geleceğinin çok parlak olduğu gözüküyor. Fakat ailesinin maddi durumunun bir dönem sizin belirttiğiniz gibi kötü olmasından dolayı 12 yaşında o da çalışmaya başlıyor. Ve kendi hatıralarında o günlerini şöyle anlatıyordum: "Boyum küçüktü ama çok hızlıydım. Beni dev buhar tencerelerinin içerisine atarlardı." Tabii bunu mecazi anlamda söylüyordu. "Ve o tencerelerin kirecini elime tutuşturdukları hortumla temizlememi söylerlerdi. O kadar soğuk olurdu, sıcak olurdu ki orası, boğulacak gibi olurdum." Yani böyle de bir zor çocukluk dönemi geçirmiş. Ama 1933 yılında ortaokulu bitiriyor ve Tiflis Demiryolu Teknik Okulu'na kabul ediliyor ve orada okumaya ve okuma süresi boyunca da hep koroda, tiyatro sahnelerinde yer alarak hem şarkı söylüyor hem de oyunculuk yapıyor. Ve bu şekilde de burada da para kazanarak ailesine yardımcı oluyordu. Sonra raylı sistem mekanikçisi sıfatıyla da Sovyet ordusuna alınıyor. Sovyet ordusunda da komutanları tabii ki bunun sesini duyunca keşfediyor bunu ve onun eline çekicin değil de mikrofonun daha çok yakışacağını düşünerek sanatçıyı Kızıl Ordu Korosu'na dahil ediyor. Ve bu Kızıl Ordu bugün de dahil dünyanın en meşhur ordu korolarından birisidir. Ve koroyla Sovyetler Birliği'ndeki tüm askeri birlikleri gezerek konserler veriyor Reşit Behbudov. Rusça şarkıları seslendirdiği kadar da o çıplak, o güzel sesiyle Azerbaycan türküleriyle sayısız kere ayakta alkış alıyor. Yani orada bile o vatanını şarkılarıyla dile getiriyor. Vatanını şarkılarıyla seslendiriyor. Ve daha sonra Tiflis'te Tsiochaz isminde bir grup kuruyor ve orada faaliyetine devam ediyor. Ve bir müddet sonra Tiflis'te bu solistliğini yaptığı caz kulübü dağılınca Reşit Behbudov bir süre işsiz kalıyor. Ve bu dönem onu bu durumdan kurtaran ünlü bir besteci Artemi Ayvazyan, sanatçı Ermenistan Devlet Filarmoni Orkestrası'nda solistlik görevini öneriyor. O da kabul ediyor ve katıldığı Gaz Caz Orkestrası o zaman bütün Sovyetler Birliği'nde bir efsane bir orkestraydı. İçinde hem Azerbaycanlı, hem Gürcistanlı, hem Yahudi, hem Ermeni, hem bir sürü önemli sanatçıları barındıran bir orkestraydı ve oradaki en önemli özelliği de bu orkestranın halk şarkılarını
halk şarkılarını popülerleştirerek, modernleştirerek daha doğrusu halka taşıması ve halkla tanıştırması oluyor. Ve orkestra 2. Dünya Savaşı'nda askerlerin ve halkın moralini yükseltmek için hem kamplarda hem hastanelerde ve hatta siperde uçak sesleri altında konserler veriyor. Yani öyle de güzel bir orkestranın solisti olmuş oluyorum. Ve bu yolculuktan sonra da Bakü'ye bir turneyle geliyor ve kendi vatanında kalmayı kabul ediyor. Yani kabul ediyor değil de tercih ediyor. Çünkü zaten o çok büyük bir vatanperver idi. Ama o zamanlar Sovyetler Birliği'nde yani her ülke sanki bizim vatanımız gibi gösteriliyordu ve yaşatılıyordu bize. Ve o kendi o güzel sesiyle, o billur, o temiz, o saf sesiyle ve söylediği şarkılar ile Azerbaycan'ın büyük şarkıcısı Reşit Behbudov oluyor. Ve sanat dünyası tarafından da kabul görüyor. Evet. Yani bunları anlatabilirim. Teşekkürler Sabine Hanım. Sizin söylediğiniz o Tbilisi'de kurulan orkestrası aslında hatta Gürcistan kültüründe bile bir yenilikti. Reşit Behbudov'un yaptığı bu şey. Ve Reşit Behbudov'un bu kadar önemli bir sanatçı olması bir taraftan Allah vergisi elbette. Diğer taraftan da aslında sizin de söylediğiniz gibi ailesi de bir müzik içindeydi aslında. Ve onun ablası, abisi de aynı zamanda farklı müzik aletlerinde çalıyorlardı. Reşit Behbudov kendisi de kemancı, keman çalıyordu. İşte çocukluktan beri müzik içerisinde, müziği seven bir ailenin içinde olması, böyle bir babaya sahip olması da ona sizin dediğiniz gibi teşvik etti. Bu sanatta bu kadar büyük adımlar atmaya ve bu kadar büyük imzalar atmaya. Şimdi Laleler şarkısı, Reşit Behbudov'un şarkısını dinleyeceğiz ve ondan sonra yeniden stüdyoda sizinle beraber sohbete devam edeceğiz. Dinleyelim. Yazın evvelinde Gence çölünde, yazın evvelinde Gence çölünde, çıkıplar yine de dize laleler, dize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklarını serpler dereye, dize laleler, dize laleler. Laleler, 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 laleler. Hayalimden neler gelip ne geçer, hayalimden neler gelip ne geçer. Yaz gelir ellere, durnalar köçer, durnalar köçer. Bulaklar simavar, ağdaştan şeker, benzeyir çemende köze laleler, köze laleler, 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 milimizindeki kara haldadır, milimizindeki kara haldadır. Hicranın elacı ilk misaldadır, ilk misaldadır. Ne baktı Reşit'in gözü yoldadır, ah yoldadır. Gözü yoldadır, ah yoldadır. Bir konak gelesiz bize laleler, ay laleler, güzel göyçey laleler. Ne baktı Reşit'in gözü yoldadır, ay yoldadır. Bir konak gelesiz bize laleler, ay laleler. Evet, Sabine Hanım, Laleler şarkısını dinledik ve bu şarkının çok özel bir anlamı vardır. Bu anlamı sizden duymak isteriz. Buyurun lütfen. Evet, Laleler şarkısının tarihçesine baktığımızda
Hakikaten de Laleler şarkısı 1918 yılında Azerbaycan'ı Daşnak Bolşevik işgalinden kurtarmak için gelen Kafkas İslam Ordusu'nun askerlerinin hatırasına ithaf edilmiştir. Ve şarkı Nuri Paşa'nın rehberliği altında Gence'den Bakü'ye gelen, şehri azat eden Türkiye'li askerlere has olunuyor. Ve Osmanlı ordusu Gence'ye girerken binlerce askerin başlarındaki o fes ve fesin ucundaki saçaklar yukarıdan bakıldığında laleye benzetildiği içinden böyle bir şarkı meydana çıkıyor. Ve bunun bestecisi Telman Hacıyev ve sözleri de Aslan Aslanov'a ait oluyor. Ve hatta Aslan Aslanov bu düzenlemesi daha doğrusu. Aslan Aslanov bu şarkının tarihçesine baktığında ve araştırdığında görüyor ki evet hakikaten de çok eskiden beri söylenen bir halk şarkısıdır bu. Fakat bunun sözlerindeki bazı kısımları, o zamanki Sovyetler Birliği'nin kuralları ve sansüründen geçmediği için değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ve bu düzeltmeler yaparak da şarkının yeni versiyonu da Reşit Behbudov tarafından seslendirilerek büyük bir üne ve kavuşuyor ve çok seviliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, benim çocukluğumun en çok söylenen, hatta benim bile söylediğim şarkılardan biriydi okulda. Şimdi gelelim bu şarkının sözlerine. Sözlerine geldiğimiz zaman nelere dikkat edebiliriz veya neleri anlatabilirim? Şurada şarkı şöyle başlıyor. Yazın evvelinde Gence çölünden. Yani yazın evvelinde Gence çölünde demesi bu sözlerde hakikaten de yazın başlarında Kafkas İslam ordusu Gence'ye Mayıs ayında dahil oluyor. Ve halk bu orduyu çok büyük bir hasretle ve umut ile bekliyor. Ve insanlar, daha doğrusu halk bu gerçeği uzun süre bilmediği için zannediyorlar ki bu şarkı çiçekler, işte güle çiçeğe yazılmış ve hasrolunmuş bir şarkıdır. Halbuki hayır, tam tersi. Bu şarkı Türkiye ordusunun Azerbaycan'a gelip işgalden kurtulmaya yardımcı olmasına hasrolunmuş bir şarkıdır. Yani Türk askerine hasrolunmuş bir şarkıdır. Ve mesela şarkının sonunda da ne vaktir Reşid'in gözü yoldadır kısmını siz de duydunuz. Ve orada aslında ne vaktir Bakı'nın gözü yoldadır. Bir konak gelsene bize laleler sözleri de zor durumda olan Azerbaycan halkının Türk ordusuna hasretle beklediğini bildiriyor. Ama maalesef işte bu da sansürden geçmediği için bu kısmı da ne vaktir Reşid'in gözü yoldadır kısmına değiştiriliyor. Tabii o zamanlar bunu kimse açıkça söyleyemiyordu ve birçok kişi bunu bilmiyordu. Hatta ben de bilmiyordum. Yani ben bu şarkıyı araştırmaya başladıktan sonra ortaya bu gerçekler çıkıyor ve ben bakıyorum ki Azerbaycan ve Türkiye arasında eskiye dayalı ne kadar büyük bir kardeşlik, sevgi bağları var. Yani bir dostluk bağı var ve bu da çok önemlidir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Semine Hanım. Evet, bu bağlılık, birbirine bağlı kardeşlik müzikte de kendi yolunu tapmıştır, bulmuştur. Sabine Hanım, size sormak istediğim bir diğer şey şöyle. Reşit Behbudov biliyoruz dünyanın birçok ülkesini gezdi. Avrupa'da oldu, Asya'da oldu, Amerika'da oldu, Sovyetlerin tümünde oldu, tüm ülkelerinde oldu. Ve bunun yanı sıra söylediğimiz gibi Çili, Hindistan, Çin bu gibi ülkelerde oldu. Ve gittiği her ülkede çok seviliyordu. Onun şarkıları çok dinleniyordu ve konserlerine çok insanlar geliyordu. Sizce bunun nedeni neydi? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Reşit Behbudov o kadar önemli bir sanatçıydı ki ve onun sesi aslında Allah vergisi gibi bir şeydi. Yani Allah'ın bir lütfuydu ona verilen. Siz değindiniz daha önceki onun ailesi işte müzisyen ailesiydi. İşte müzik aletleri çalıyordu vesaire ama diğer kardeşleri değil. Onda bu özellik ortaya çıktı ve bu özelliğini de o geliştirdi. Ama şöyle de bir şey var ki 40 ülkede ve 40 dilde şarkı söyleyen o dönemde siz başka bir şarkıcı tanıyor musunuz Nilüfer Hanım? Ben tanımıyorum. Ve
bu 40 ülkeye gidebilmek ve bu şarkıları söyleyebilmek, söyledikten sonra da bu kadar sevilip, bu kadar dinlenebilmesi de onun ustalığını ve ses tonunu ve sesini kullanma yeteneğini ortaya koyuyor. Ama tabii ki de ülkelerin çoğunda onun tanınmasının sebebi Arş'ın Mal Alan filmiyle başlıyor. Ve oradaki asker yani eşkar rolüyle milyonlarca seyirci tarafından izlenip sevilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu film, biraz sonra da belki değiniriz bu filme, 49 ülkede 120 tiyatro sahnesinde oynanmış ve ekranlaştırıldıktan sonra 130 ülkeye satılarak 186 dilde dublaj edilmiş bir filmdir. Ve bu da Reşit Behbudov'u tanımayan bir ülke ve halk kalmaması olduğunun işaretidir. Ve Reşit Behbudov öz hatıralarında şöyle yazıyordu. Ve diyordu ki hangi ülkeye gidersem gideyim şunu görüyordum ki Arş'ın Mal Alan benden önce orada olmuş ve öz işini ve etkisini yaratmış idi. Ve gittiğim bütün ülkelerde beni artık halktan birisi, kendilerinden birisi bir dost olarak, bir doğma, bir kendilerinden bir insan olarak görerek kucak açıyordular bana. Ve bunun yanında da en önemlisi her ülkenin gitmeden önce her ülkenin dilinde oranın sevilen bir şarkısını onların dilinde söyleyerek insanlar tarafından beğenilmeye ve sevilmeye sebep oluyordum. Yani bana sorarsanız herkes şarkı söyler ama Reşit Behbudov'un her şarkıya kattığı duygu ve kendince yorumu ve anlamı unutulmaz ve o kadar önemli ki ve farklı ki çünkü o sahnede şarkı söylerken bir model yaratıyordu. Bu modelin giyiminden tutun, yüz ifadesinden tutun. Hatta bazı şarkıları vardı ki o söylerken şarkı gülüyordu resmen. Yani şarkının güldüğünü hissediyordunuz. Bunlar hepsi bir bütün olarak bakıldığı zaman Reşit Behbudov çok karizmatik bir insandı ve çok farklı bir aurası vardı. Ve o gittiği her ülkeden o giyime kuşamına da çok dikkat önem veriyordu. Ve gittiği her ülkeden yeni yeni kıyafetler, libaslar, fötr şapkalar, ayakkabılar alıyordu ve bunları sahnede kullanıyordu. Ve kullandığı zaman da o kadar karizmatik, o kadar yakışıklı ve o kadar güzel bir insan, bunun yanında o kadar yetenekli bir insan ve şarkıya verdiği duygu ile, şarkıya verdiği anlam ile öyle bir harmanlayarak ortaya bir sanat çıkıyordu ki ona hayran kalmamak elde değildi. Teşekkürler Sabine Hanım. Sözünüze kuvvet. Geçenlerde Reşit Behbudov'un konserine gelen izleyicilerden birinin yazısına rastladım. Şöyle diyor: biz Reşit Behbudov'un konserine giderken onu dinlemek için gitmiyorduk. Onu izlemek için gidiyorduk. Çünkü sadece şarkı söylemiyordu. Hem de onu sizin söylediğiniz gibi görselleştiriyordu. Bir oyunculuk, bir tiyatro yapıyordu aslında. Müziğin her sözünü kendi hareketleriyle de bize yansıtmaya çalışıyordu. Ve elbette söylediğiniz gibi aslında tüm dünyada sevilmesinin nedenlerinden biri de onun her gittiği ülkede onun dilinde de bir şarkı söylemesiydi. Ki Reşit Behbudov'un Türkçe'de söylediği bir şarkı var. Evet. Seninle Bir Sonbahar. Şimdi değerli izleyenler, Seninle Bir Sonbahar'ı izleyelim. Yeniden sizinle stüdyoda görüşeceğiz. Seninle bir sonbahar mevsimiydi, tanıştı. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Düşmeden el diline mesul günler yaşadık. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Bazı günden küserdim, darılırdım bazı sen.
barıştırırdı bizi. Alnıma konan bu sen, ayrıldık ayrılalı, ne haldeyim bir bilsen. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Evet değerli izleyenler, yeniden stüdyodayız ve büyük sanatçı Reşit Behbudov hakkında sohbet ediyoruz. Sabine Hanım, Reşit Behbudov müzik alanında eşsiz bir sanatçıydı. Ancak Reşit Behbudov dediğimiz zaman sanki beş elde, beş parmakta, beş marifet diyebiliriz. Her taraflı gelişmiş bir insandı, bir sanatçıydı, sanat adamıydı. Ve Reşit Behbudov müzik alanının yanı sıra bir de film alanında kendisini göstermiş ve büyük bir ün yapmıştı. Buna örnek olarak Arşın Malalan, az öncesinde indiğiniz filmini göstermek olar ve Arşın Malalan filmi büyük besteci, Azerbaycan'ın büyük bestecisi, aynı zamanda Azerbaycan'ın milli marşının bestecisi Üzeyir Hacıbeyev'in müziği ile Reşit Behbudov'un güzel sesi ve aynı zamanda sempatik oyunculuğu ile milyonlarca alkışı kendisine aldı. Ve sizin de söylediğiniz gibi aslında birçok dillere dublaj edilerek yayıldığı için Reşit Behbudov'dan önce artık bütün ülkelere gidiyordu ve herkes Reşit Behbudov'u onun konserlerinden önce artık tanımış oluyordu. Bunun yanı sıra Fikret Emirov'un Sevil Operası'nı göstermek örnek olarak birçok filmlerde oynadı. Bunlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Reşit Behbudov'un filmleriyle ilgili değinmeden önce, biraz önce seslenen şarkının o aslında 1961 yılında Türkiye turnesinde seslendirmişti. Ben birden bizim Türk izleyicilerimizden onun ifasında Helvacı şarkısını dinlemesini isterim. Çünkü orada da onun o sesinin lezzetini duyup Helvacı şarkısını tekrar seveceklerine eminim. Bunu bir söylemek istiyordum. Ama filmlere gelince de bu film, Arşın Malalan filmi, dahi bestekarımız Üzeyir Hacıbeyev'in musikli komedyası olarak 1945 yılında ekrana getiriliyor. Ve Reşit Behbudov burada asker, aslında Türkçe bu herhalde asker ismi olarak geçiyor, çevriliyor. Bu şekilde başrol oyuncusu olarak oluyor ve bu karaktere hayat veriyor. Ama bu karaktere nasıl bir hayat veriyor? Bu anlatmakla bitmez. Zaten 185 ülkede dublaj edilerek seyredilmesinin de sebebi budur. Bu filmin çekimi sırasında hatta Reşit Behbudov'a bir telefon geliyor. Ve telefonda onun babasının ölüm döşeğinde olduğunu söylüyorlar. Ve Reşit Behbudov makyajını bile silmeden baba ocağına yola koyuluyor. Ve eve geldiği zaman da görüyor ki babası balkonda oturmuş çay içiyor. Ve ona dönüp şöyle söylüyor. Sen galiba çok meşhur bir şarkıcı olmuşsun Reşit. Hatta senin bir filmde oynadığını söylediler. Bunu bilmek istediğim için seni çağırdım diyor. Ve bu şekilde de onun tepkisini ölçüyor. Reşit Behbudov asker karakterini oldukça hassas yanaşıyor ve askerin derin sevgi hislerini, gençlik ihtirasını, mutluluk sevdasını o kadar büyük bir samimiyetle oynuyor ki o bu filmdeki canlandırdığı karakterle film dünyasına adeta film dünyasında onun için adeta bir kartvizit rolü oynuyor bu. Ve bunu seyreden herkes şunu söyleyebiliyor. Hem orada onun çok yakışıklı olduğunu görebiliyor. Hem orada onun oyunculuğunun ortaya çıktığı bir film oluyor. Ve aynı zamanda da söylediği bütün şarkılar birçok ülkede özellikle Sovyetler Birliği'nde destan oluyor. Onunla ilgili hatta küçük böyle filmler çekiliyor, düğünler de söyleniyor onun orada seslendirdiği birkaç parça. Çünkü bunu aynı zamanda da Rusça'da çevrilerek kendisi Rus dilinde ifade ettiği için de eski Sovyetler Birliği tarafından çok beğeniliyor ve çok izlenen bir film oluyor. Bunun yanında
Üzer Hacıbeyeva, dahi sanatkar Üzer Hacıbeyeva da bu filmden sonra, yani Reşit'in bu performansından sonra da onun eserlerine birçok yönetmen tarafından müracaat etmeye başlıyor ve onlara bir ilham oluyor birçok yönetmen için. Ve Reşit Behbudov da birçok sahnede birkaç dilde kendisi seslendirerek bu rolü milyonlarca izleyicinin sevgili bir oyuncusu haline geliyor. 1956 yılında Moskova adına tiyatro sahnesine davet ediliyor ve seyircilerle bir kere daha da kendisi buluşarak herkes yine de her zaman olduğu gibi kendine hayran bırakıyor. 1953 yılında, biraz önce Sevil Operası'na değindiniz siz, Fikret Emirov'un Sevil Operası Azerbaycan Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu'nda sahneye koyuluyor ve bu operada da Reşit Behbudov Balaş rolü ile opera sanatçısı olarak ilk defa rol alıyor. Dikkat çekici burada iki makam var. O da odur ki Balaş rolü Sevil Operası'nda Fikret Emirov da tarafından, bu da Azerbaycan'ın dahi bestekarlarıydı. Özellikle Reşit Behbudov'un sesine ve yaratıcılık yeteneğine göre onun için yazılıyor ve besteleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir sanatçı için bir operattası hazırlanıyor ve ona hasrolunuyor. Ve bu Azerbaycan'da ikinci defa yaşanan bir olaydır. Bundan önceki olaydan ilki de ünlü dahi bestekar Üzer Hacıbeyev'in Kör Oğlu operasının Azerbaycan'ın tanınmış üstadı Bülbül'ün ifası ile bestelenmiş ve sahne edilmişti. Ve ikinci olarak da Reşit Behbudov yazılan bu opera onun yaratıcılık biyografisinde önemli bir yer alıyor. Ve bir klasik haline dönüşüyor. Bir klasik olmak ne demektir bir düşünün. Yani Sevil Operası bugün de sahnededir. Üstünden bir asır neredeyse geçti. Bugün de sahnededir ve operanın ifacılarının kaçıncı nesil değiştiğine bakmayarak Reşit Behbudov'un adı bu eserde yarattığı model, rol ve obraz ile opera ifacılık tarihine altın harflerle yazılıyor. Başka ne diyebilirim? Bunun gibi Rauf Hacıyev'in de Romeo Benim Komşumdur operettesinde büyük beğeni topluyor. Orada da o oynuyor. Sonra opera sahnesinde klasik opera aryaları onun repertuarlarına dahil oluyor. Mesela Magomayev'in Nergiz Operası, sonra Çaykovski'nin Yevgeni Onegin Operası, Puccini'nin Bohemo Operası'ndaki Rudolf'un aryası gibi birçok aryaları da o zevkle ifa ediyor ve seslendiriyor. Ve burada şunu değinmek de istiyorum ki Nilüfer Hanım, eğer halk şarkıları ifasında ve diğer bestecilerin şarkılarını ifa ettiği zaman sesindeki o mugam, yani makam herhalde Türkçe deniliyor ona, sesindeki mugamdan gelen o ses tonu serbestliği ve akıcılığı kendini gösteriyor ise, opera partiyalarını söylerken akademik bir bel canto usulü öne çıkıyor. Ve bu da onun ne kadar sesini, ne kadar geniş bir diyapazonda sesini kullanabildiğini gösteriyor. Evet Sabine Hanım, hem de biliyorsunuz konserlerinde Reşit Behbudov çok az mikrofondan mikrofon kullanırdı. Genellikle çıplak sesiyle şarkılar söylerdi. Bir piyano ve sadece onun sesi sesleniyordu evet, sahnede. Sabine Hanım teşekkürler. Şimdi Arşın Malalan'la ilgili bir küçük bir kare izleyeceğiz ve burada bir tesadüfe değinmek isterim. Tesadüflerden birisi bu. Reşit Behbudov'un babası da genç yaşlarında Arşın Malı satıyormuş ve o da çok güzel sesiyle Arşın Malı Alan diye sesleniyormuş. Tesadüf ki kendi oğlu Reşit Behbudov bu rolü canlandırdı. Evet değerli izleyenler, şimdi Arşın Malalan filminden küçük bir kare izleyeceğiz. Yeniden stüdyoda sizlerle birlikteyiz. Ah
kişilere ne sesin başına tamsın hayır? Ağzını sözünü bil bey. Arşa bastı, arşa bastı. Bütün. Darvazanı bağla. Bazıların her iki yerde güdesini benim hayatıma koyma. Eşitin sen mi? Arkayın ol bey. Benim işin bütün hurileri senin hayatına yığılsa da. Asker ağa, asker ağa. Ben ayağımı darvazandan içerim. Allah'a hamd olsun. Öldüreceğim bu haramzadanı. Evet, yeniden stüdyodayız değerli izleyenler. Sabine Hanım, Reşit Behbudov'un aslında konuştuk da özgeçmişinin çok büyük bir büyüklüğe sahip olduğunu gördük. Çok zengin bir özgeçmişi var. Bir de değinmek istediğim konu Reşit Behbudov'un hangi vesifelerde çalışması? Bu hakta neler söyleyebilirsiniz? Bu hakta söylesem belki bir yarım saat konuşmam gerekecek. Ama tarihi kronolojiyi bozmamak için ben bir notlarımdan yardım almak istiyorum izniniz tabii, olursa. Tabii, buyurun. Şimdi Reşit Behbudov aynı zamanda tanınmış da bir siyasetçi ve politikacıydı. Hı-hı. Ve Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan Respublikası'nın halk artistiydi. Ve Sovyetler Birliği'nin ve Azerbaycan'ın devlet mükafatları adayı. Aynı zamanda da sosyalist emeği kahramanıydı. 1953-60 yıllarında Ahundov adına Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi'nin solistiydi. 1955-63 yıllarında Ali Sovyetler Birliği'nin 5. çağrılmış milletvekiliydi. 1956 yılında Azerbaycan adlı orkestranın kurucusuydu. 1957 yılda Magomayev adına Azerbaycan Devlet Filarmoniye himayesinde Azerbaycan Devlet Konser Ansambl kurucusu ve devlet statüsü almış bir ansambl olarak Moskova'da geçirilen 6. Dünya Gençler Festivali'nde yer almıştır. 1957-59. Yıllarda Azerbaycan Devlet Konser Ansambli'nin kurucusu ve rehberi olmuştur. Ve 58. yılda Brüksel'de kurulmuş dünya sergisinde de rol almıştır. 59. yılda Sovyetler Birliği'nin halk oyuncusu, bu da çok önemli bir statüydü o zaman, unvanına layık görülmüştü. Ve Finlandiya'dan tutun, Bağdat, Irak, Hindistan, Çin, Türkiye, Almanya ve 43 ülkeden fazla turnesi olan ve her yerde büyük, büyük bir sevgi ve hayranlıkla dinlenen ve izlenen bir sanat insanıydı. 64 yılında Moskova'da Melodi firması ile ilk plağı çıktı. Ve en önemlisi de 1966. yılda musiki ve estradanın, pop sanatının, caz, bale, pantomim gibi muhtelif janralarını birleştirerek Azerbaycan şarkı tiyatrosunun kurucusu ve ömrünün sonuna kadar da oranın solisti ve rehberi olmuştu. Hmm. 1966. yılda Kırmızı Emek Bayrağı madalyası almıştı ki biliyorsunuz kırmızı bayrak ve bu madalya çok önemliydi. Herkese verilmiyordu o dönem. 76. yılda da Sovyetler Birliği'nin Ali Sovyet heyetinin fermanı ile Lenin ordenine layık görülmüştü. Hmm. 80. yıllarda Sosyalist Emekçi Kahramanı unvanını hak etmişti. 85. yılda da Halklar Dostluğu Orkestrası, Halklar Dostluğu Ordeni madalyasıyla onurlandırılmıştı. 1989 yılında Moskova şehrinde vefat etmiştir ve Azerbaycan'ın Fahri Hıyabanı'nda defnedilmişti. Evet Sabine Hanım, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama benim de değinmek istediğim son olarak konu şu. Dediğiniz gibi Reşit Behbudov'un vefatı ansız oldu ve herkesi etkiledi, derinden etkiledi. Reşit Behbudov'un yapabilecekleri vardı, onlar yarıda kaldı ve tüm dünya aslında bundan etkilendi. Bir taraftan da bu ölüm biraz sanki müemmalıydı. Altında bir şeyler vardı ve bununla ilgili birçok fikirler ortaya sunuldu. Bu hakta neler söyleyebilirsiniz? Reşit Behbudov'un ölümü nasıl gerçekleştirildi veya öldürülmesi? Yani bu konuyla ilgili çok araştırmalar oldu ve kesinlikle bu bir suikastıdır diye düşünüyorum değil. Hatta bunun geçenlerde izlediğim Reşide Behbudova kızının canlı yayındaki bir programında kendi dilinden anlattığı bir olay anlatmak istiyorum bununla ilgili. Buyurun. Şimdi Reşit Behbudov çok vatanperver bir insan idi ve aynı zamanda da Sovyetler Birliği'nin milletvekiliydi. Ve birçok ülkelere
seyahat ediyordu ve Hindistan gastrolü zamanı, turnesi zamanında Azerbaycan'da 26 Baki komiserinin şehitlik mezarlığı var. Yani o zaman 26 tane askerin kurşuna dizildiği kutsal bir yer var ve orada da her ülkeden olan nümayendeler var. Onlardan da birisi Şaumen'di, Ermeni askeriydi. Ve bununla ilgili Hindistan seferinden oradaki tercümanın şöyle bir, nasıl diyeyim size, bir haberi oluyor buna ve diyor ki siz biliyor musunuz, sizde hani ismi Şaumen olan ve Baki komiseri zannedilen kişi aslında ölmemiştir. Ve o Hindistan'a o zaman işte turistik olarak, ki o zaman çok zordu yurt dışına çıkmak, gelerek Hindistan'da yaşamış ve hatta ben onun evinde birkaç kere olmuşum, partiler vermiş ve burada defnedilmiştir. Reşit Behbudov tabii bunu duyunca şoke oluyor ve diyor ki sizde bununla ilgili belgeler var mı elinizde? Yani bir belgeler, bir videolar, bir kasetler var mı? O da diyor ki evet var ve diyor ki bunu bana verebilir misiniz? O da diyor ki elbette verebilirim. Ve bu Azerbaycan'a geldikten sonra bu konuyla ilgili, o zaman da zaten Sovyet Birliği'nin dağılma üzere bir dönemiydi. Evet. Ve 1989 yılında bu Azerbaycan'da 20 Yanvar olayı öncesi işte tankların girdiği bir dönem idi. Ve o zamanın Sovyetler Birliği'nin lideri Mikhail Gorbaçov Reşit Behbudov'u yanına çağırıyor ve ya daha doğrusu geliyor ve Reşit Behbudov kendini tutamıyor ve diyor ki bu arada da Gorbaçov çok iyi biliyordu. Çok onunla ilgili çok iyi bir araştırma yapmıştı ve iyi biliyordu Reşit Behbudov'un şarkı tiyatrosunun kurmasını, ne kadar popüler olmasını ve o dönemin bu tarz insanları biliyorsunuz siyaset tarafından çok takip ediliyordu. Evet. Ve Reşit Behbudov ona dediği zaman ki Mikhail Gorbaçov benim Bakü şehrimde, yani barış sembolüydü çünkü Bakü. Bakü bütün dinlerden, bütün ülkelerden insanların bir sevgi ve bir barış içinde yaşayan şehirlerden, nadir şehirlerden biriydi. Hala da öyle. Ve benim şehrimde tankların işi nedir dediği zaman Gorbaçov ona bu bizim tanklardır demiştir ve ona ismiyle hitap etmiştir. Yani bir bey dememiştir veya o zaman bizde adı ve babasının adı olarak söyleniyordu. Ve hatta Reşit Behbudov'u bu olay çok sarsmıştı. Bu konuşma etiketine uygun olmadan buna bu kadar saygısızca ismiyle hitap etmesi de onun dikkatini çekmişti. Ve tabii burada da dikkatinizi çekerim ki 89 yılında bu Karabağ meselesi ortaya çıkmıştı. Ve Gorbaçov'un da aslında eşi, bilmiyorum ne kadar doğru ama, Ermeni asıllıydı. Ve tabii siyasi oyunlar dönüyordu. Ve Reşit bu oyunlara gelmediğini ve elinde çok önemli ve Ermenistan'ın kendi tarihini anlattığı gibi bir tarihi olmadığını olan belgelerin olduğunu söyleyip ve oraya sunmuştu. Ve eve geldikten sonra kızı anlatıyor ki büyük bir stres yaşamış ve bunun sonunda da geri dönülmez bir yola girdim hanım demişti eşine ve artık her şey olabilir. Zaten bu evet. Kasetten sonra da onu Sovyetler Birliği'nin milletvekilliği adaylığından alıyorlar, adaylığından değil, milletvekilliğinden çıkarıyorlar ve sonra da o hastalanıyor ve Moskova'da hastanede kızının anlattığına göre gece saat 4.30 civarlarında sesler geliyor ve hanımını içeriye sokmuyorlar. Ve sorduğu zaman ki neden böyle sesler geliyor? Onlar da diyorlar ki işte ağrıları var, ondandır. Ve ertesi gün saat 12'de hanımına hemşire çıkıp biliyor musunuz başınız sağ olsun eşiniz dünyasını değişmiştir diyor. Ve odaya girildiği zaman bütün sistemlerin üzerinden çıkarıldığını görüyorlar. Ve neden bu böyle diye söylendiği zaman o hareket ederken işte kaza sonucu çıkmıştır gibi söylentiler oluyor. Evet, Reşit Behbudov aslında bir siyasetin kurbanı oldu ve vatanseverliğinin kurbanlarından biri oldu. Sabine Hanım, size çok teşekkür ederim geldiğiniz için ve çok hoş sohbet oldu. Reşit Behbudov hakkında bildiklerinizi bizimle paylaştığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Buyurun lütfen. Önce ben teşekkür ediyorum. Hani az bir şey de olsa bilgilerimi paylaşabildiysem ne mutlu bana. Ama ben son söylemek istediğim Reşit Behbudov'un sesiyle ilgilidir ve ses tekniğiyle ilgilidir.
Ben yeni yetişen neslin hakikaten de daha çok onun şarkılarını YouTube'dan olsun, Google'dan olsun dinlemesini tavsiye ederim. Çünkü hatta şarkıcıların dinlemesini tavsiye ederim. Çünkü Reşit Beybutov'un sesinin öyle bir tekniği vardır ki o hatta ileri yaşlarında aynı saflık, aynı güzellikle, aynı billurlukla o sesi kullanarak şarkı söyleyebiliyordu. Ve bu çıplak sesleydi. Şu an hani mikrofonlar her sesini bile istediğiniz şekilde çevirip hani sesiniz olmasa bile şarkı söyleme özelliğini kazandırıyor insana. Ama yeni nesildeki yetişen şarkıcılar mutlaka Reşit Beybutov tekniğini öğrensinler. O gırtlağı öğrensinler. Çünkü 20'li yaşlarda söylediği şarkıları 10 sene sonra 30-35 yaşlarında sesleri yorulacak ve söyleyemeyecek. Ve aslında onun okurduğu Azerbaycan tiyatro, şarkı tiyatrosunda da bütün bu eğitimler veriliyor ve hala da veriliyor. Ve o unutulmaz bir miras bırakmıştır. Hem halkına hem geleceğe. O yüzden de ben onun sanatı önünde baş eğiyorum. Onu minnetle anıyorum. Ve hakikaten de efsane bir şarkıcı olduğunu söylemek istiyorum. Teşekkürler. Allah rahmet eylesin. Hepimiz minnetle anıyoruz Reşit Beybudov'u. Bir daha çok teşekkür ederim Sabine Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Üç Çizgi programında bir hafta daha sona geldik. Müzik sizinle olsun. Esen kalın. Değdi saçlarıma bahar küleği, nazen de sevgilim yadıma düştün, erenin bahtına bir güzel düşer. Sen de tekke benim adıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tekçe benim adıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sensiz dağ döşüne çıktım bu sefer, öttü kumru kimi gürşen aleler. Deniye yalgızsan sordu laleler. Gövrettin iskilim yadıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Kıbrettin iskilim yadıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün.